Bugün bir diğer konuğumuz İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Sayın Doktor Bahar Akın Güç Günmer. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bu sene ne güzel sizinle birlikteyiz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Önce bir üniversiteyi yakından tanıyalım. Ben İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Mütevelli Eğitim Başkanıyım. Evet. Aynı zamanda 4. kuşak aile üyesiyim. Evet. İstanbul Kültür Üniversitesi aslında 57 yıllık bir özel okulculuktan gelen Kültür Koleji'nin, Kültür Koleji Eğitim Vakfı'nın kurduğu bir üniversite, vakıf üniversitesi. Hı hı. 8 fakültemiz var, 3 meslek yüksek okulumuz var, 2 enstitümüz var. 3 yerleşkede devam ediyoruz, Ataköy'de, Bakırköy'de ve Şirinevler'de. Hı hı. 4. yerleşkemizin de hazırlıkları içindeyiz. O nerede olacak? O da yine Ataköy'de olacak. Hı hı. Ataköy'de hemen kendi binamızın 1. yerleşkenin hemen yanında olacak. 75 bin metrekarelik bir alanda güzel bir projesi hazırlanıyor. Onun hazırlığı, heyecanı, coşkusu içindeyiz. Harika. Peki o binada neler olacak? Hangi mesela fakülteler ya da meslek yüksek okulu gibi? Evet, yani orada tabii üniversite büyüyen bir, hızla büyüyen bir üniversite. Aşağı yukarı işte 1997'de başladığımız zaman 152 öğrenciyle başladık. Bugün 15 bin öğrencimiz var. Harikasınız. Şu anda orada tam olarak ne olacağı, hangi fakültenin olacağı ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Süper. Şu anda proje aşamasında hepsi. Peki hocam, şimdi siz bir vakıf üniversitesisiniz. Şimdi vakıf üniversiteleri çok özel üniversite gibi algılanıyor. Yani ücretli olduğu için. Hı-hı. Peki vakıf üniversitesi ile özel üniversite arasındaki fark nedir? Önce şunu söylemem lazım. Türkiye'de özel üniversite yok. Hı-hı. Yani hep bizimle ilgili, vakıf üniversiteleriyle ilgili konuşulurken özel üniversite deniyor. Sadece farkı vakıf tarafından kurulan. Vakıf bildiğiniz gibi bir kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Aynen. Vakıflar tarafından kurulan yüksek öğretim kurumlarına vakıf üniversitesi diyoruz. Ve bunların herhangi bir kar amacı yok. Bunların karları tekrardan üniversiteye, eğitim, öğretime, bilime, araştırmaya geri yatırım olarak geri dönüyor. Çok önemli bu vakıf üniversitesiyle özel üniversite arasındaki farkı bilmek. Aynen. Çünkü Türkiye'de anayasaya göre şu anda vakıf üniversitede, özel üniversiteye izin yok. Aynen. Bizde şu anda 65 tane vakıf üniversitesi var. Bunun 3 tanesi meslek yüksek okulu Türkiye'de. Türkiye'deki vakıf üniversitenin tarihiyle ilgili bizim Kültür Üniversitesi'nin ilk rektörünün bir çalışması var. İki yayın evi olarak onu bastık. Evet. Yani ilgilenenler, vakıf üniversiteleriyle ilgili bilgi almak isteyenler o yayın evimizin, Kültür Üniversitesi'nin yayın evinin bastığı kitaptan yararlanabilir. Dünyadaki olayda özel var, vakıf üniversitesi var ve bir de devlet üniversiteleri var. Aynen. Tabii. Onunla ilgili de İngiltere'deki ve Amerika'daki örnekler için bir yine iki yayın evinin çıkarttığı Misyon mu para mı diye üniversiteleri anlamak diye bir kitabı Türkçe'ye kazandırdık. Harika. O da ismi. Yani genel olarak üniversiteyi anlamak, vakıf üniversitesini bilmek açısından önemli. Ve bu biraz önce konuştuğumuz yanlış algıları düzeltmek için bu kaynaklardan yararlanmak, bu kaynakları okumak, bu kaynakları üniversitenin web sitesinden sipariş etmek yararlı olur diye düşünüyorum. Evet. Aslında mesela devlet üniversitesinin öğrenciler tarafından karşılanan hali gibi. Yani mesela devlet nasıl devlet üniversitelerine belli bir katkıda bulunuyor ve o şekilde içeride dönüyor. Vakıf üniversitelerinde de öğrenci verdiği parayla aslında kendi eğitimini sağlamış oluyor. Olur. Yani o vakıf o sirkülasyon içerisinde ilerliyor. Ticari bir amaç yok. Yani içinde para olunca hep ticari algılanıyor ama aslında öyle bir sistem yok. Aksine daha iyi eğitim alabilmelerini sağlıyorlar bu şekilde. Bu buradaki tek olay vakfın ya da vakıfı kuran ailenin ya da vakfın bu işin kuruluşuyla ilgili yaptığı tabii bir özveri. Kesinlikle. Özverili bir çalışma ve bunu içselleştirmiş olması. Ama hocam siz 57 yıldır yani işte ailede dördüncü kuşak dediniz değil mi? Dördüncü kuşak aslında. Yani doğru. 57 yıl diyorum ama aslında 85 yıl diyeceğim. Hatta. Çünkü dedemden başlıyor. Tabii. Kültür derseviyle başlıyor. Evet. Yani aşağı yukarı 85 yıllık eğitimin içinde olan bir tamamen ailecek hayatınızı adamışsınız. Evet. Dolayısıyla zaten burada tartışacak bir şey yok. Peki hocam, şimdi tabii öğrenciler çok heyecanlı bir süreçteler. Aileler de aynı şekilde. Şimdi liseden çıkan öğrenci artık biraz daha özgür ve üniversite hayatı daha akıcı onlar için. Hı-hı. Öyle söyleyeyim. Çünkü bu strestelerdi, bitti, rahatladılar. Doğru. Ve şimdi artık kendi özgürlüklerini ilan ettikleri bir alanda eğitim almaya başlayacaklar. Doğru. Sizin üniversiteniz bu anlamda hem eğitim hem sosyallik ne gibi imkanlar sunuyor öğrenciye? Pek çok yani vakıf üniversitelerinden bahsettik. Belki yani diğer pek çok üniversitelerden ve devlet üniversitelerinden en önemli ayrıcalığı varlık nedeninin eğitim olması. Evet. Yani biz özel okulculukta ve daha önce kültür dersi ve kültür koleji, kültür 2000 kolejinde oradaki kazanımlarımızla bir üniversite yaratmak istedik. Ve varlık nedeni zaten
eğitim. Tabii. Dolayısıyla bu 57 yıllık birikimin, deneyimin getirdiği bir takım değerlerle bu işi bu noktaya getirebildik. Bana göre zaten 152 öğrenciden 15 bin öğrenciye 20 yıl içinde gelebilmek için birikim, bir değerler birikiminin olması gerekir. Bu değerlerin içinde de çok önemli bir tutku var. Yani eğitime tutku var. İstanbul Kültür Üniversitesi'ne neden gelsinler? Çünkü İstanbul Kültür Üniversitesi'nin içinde eğitime tutku duyan bir takımla çalışıyoruz. Harika. Yani en başta bizler çok tutkuluyuz bu işe, seviyoruz. İyi bir kadromuz var, akademik ve idari kadromuz. Hepsi son derece tutkulular bu işe. Birincisi, ikincisi isim olarak kültür ismine yakışır. Kültüre etkinlikler yapıyoruz. Bu da sanat ve kültür etkinlikleri açısından. Akıncı Auditorium'umuz, sanat galerimiz, yaptığımız çalışmalar, sosyal sorumluluk çalışmaları. Bunlar öğrenciye çok şey kazandıracak, çok zenginleştirecek. Kesinlikle. Kimliğini bulacağı şeyler. Peki hocam, şunu soracağım. Şimdi öğrencinin en merak ettiği şey, ben okuldan mezun olunca ne yapacağım, ne olacağım? Nasıl bir öğrenci yetiştiriyorsunuz? Ne gibi demeyeyim? Nasıl bir öğrenci yetiştiriyorsunuz siz ki üniversiteden mezun olduğunda hakikaten her şeye hazır oluyor? Evet. Kültür Anayasası diye bir anayasamız var. Bu 57 yıllık birikimin getirdikleri kazanımlarıyla oluşturduğumuz. Pek çok şeyi denedik, yanıldık, tekrar denedik. Ve bütün bunların sonucunda burada dünya gelişti, ihtiyaçlar değişti. Kesinlikle. Kuşaklar değişti. Yeni bir kuşak geldi, milenyal kuşağı dediğimiz. Aynen. Ona göre bir anayasamızda bir takım bizim kesinlikle bağlı olmamız gereken prensiplerimizi ve değerlerimizi koyduk. O değerleri mümkün olduğu kadar içselleştirdik. Kendi takımımız da içselleştirdi. Kültür Üniversitesi'ne gelen öğrencinin de bunları içselleştirmesini istiyoruz. Bunlar neler? Yani mümkün olduğu kadar öğrenci merkezli bir sistem var. Hı hı. Sosyal sorumluluk duygusunun yüksek olması önemli. Kültür Üniversitesi'nden mezun olduğu zaman. Mümkün olduğu kadar onlara bir çalışma imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Staj imkanı. O son derece önemli. Çok, kesinlikle. Araştırmayla ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor. Bu buradaki bence hocanın öğrenciye değmesi son derece önemli. Hocanın bir çalışması, bir akademik bir araştırması varsa ve bunu bu yurt dışında bir başka bir yerle yapıyorsa onu... Ona öğrenciyi katması, katılımcılık ilkesi son derece önemli. Kesinlikle. Bu da öğrenciye önemli bir imkan sağlıyor. Bugün şöyle bir baktığımda İstanbul Kültür Üniversitesi'nde bazı birimlerde mezunlarımızı görüyorum çalışan. Bunlar da çok güzel. Endüstri Mühendisliği'nin birincisi geçen sene mezun olan arkadaşımız bugün bilgi sistem teknolojilerinde, BST biriminde çalışıyor. Bir iş bulma imkanı, iş verme imkanı sağlıyoruz üniversitenin içinde. Harika. Akademisyenliğe özendiriyoruz. Çünkü akademisyenler de çok bu işte tutkulu oldukları için kendi mesleklerini çok güzel anlatıyorlar öğrenciye. Akademisyenlikle de ilgili önemli bir şeyimiz var. Turnover'umuz var. Devretmemiz var. Evet, evet. Ama bana göre en önemli, bunların içinde en önemlisi ne derseniz, çağdaş, evrensel, müzik, sanat, tiyatro, plastik sanatlar. Bunlara bir şekilde bunlarla ruhunu zenginleştirmesi ve ondan sonraki yaşamında bunları hayatına sokması. Kesinlikle. En önemli kazanım bence o. Evet. Hocam, şimdi siz çocuğu eğitime başladığı anda alıyorsunuz. Hı-hı. Ve hayata başladığı an itibariyle de bırakıyorsunuz. Yani doğru. Öyle bir eğitim serüveni var sizin içerinizde. Yani hani çocuk doğru. O şekilde ilerliyor sizin vakfınız sayesinde. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla da öğrencinin ihtiyaçlarını en çok siz bilirsiniz. Yani dediğimiz gibi daha... İlk eğitime başladığı anda alıyorsunuz. Hı hı. Ve üniversiteye kadar onu yetiştiriyorsunuz. Üniversitede de gene aynı şekilde hayatı hazırlıyorsunuz. Hı. Mesela akademik kadro bu anlamda çok önemli ve sizin oluşturduğunuz akademik kadro eminim ki farklı. Biliyorsunuz çünkü ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu. Nasıl bir akademik kadrodan bahsediyoruz? Evet. Sorumuz çok güzel çünkü biz tamamıyla öğrencinin ihtiyacına göre yapılanmak zorundayız. Evet. Ve öğrencinin temel ihtiyacı nedir diye sorduğunuz zaman... İlk insanın aklına güven geliyor ve anlaşılmak geliyor. Kesinlikle. Çocuk, öğrenci, genç anlaşılmak istiyor. Hı hı. Ve güven duymak istiyor. Bunun için yani bu yalnızca gençlikte ve çocuklukta çok belirleyici ama insan olarak bizler de hep anlaşılmak ve güven duymak istiyoruz. Tabii ki. Bir kere bir dijital bir dünyanın içinde bu gelen öğrenciler. Bu dijital dünya, dijital gençleri anlamak için de dijital dünyanın içinde olmak lazım. Onu tanımak lazım. Biz ne yapıyoruz? Akademik kadro tabii bu Y kuşağının tanıma konusunda uğraşıyor. Bir gene yayın evimizin
Kendinizi Tanıyın diye bir kitabı var. Yani ben yetişkinlere tavsiye ediyorum onu. Çok güzel. Gene tercüme. Kişilik tipinizi ortaya çıkartıyor. O Kendinizi Tanıyın kitabını mesela üniversitemizden öğrenciler alabilirler. Aday öğrenciler şu anda bir meslek seçimi, kararsız aşamada olan çocuklar varsa onlar alıp bu kitabı okuyabilirler. Nereye ilgileri var? Çünkü çok zor bir dönem. Doğru. Özellikle lise son öğrencisinin neyi seçeceğini, biz de aynı dönemlerden geçtik, ne yapacağını seçmesi, ne meslek olarak mesleği seçen kişi ancak %10-15. Doğru. Gerisi kararsız. Kendisini tanıması önemli bana göre. Tabii biz üniversitede ne yapıyoruz diye sordunuz. Bizim üniversitedeki en önemli şeylerden bir tanesi, yardımcı destek mekanizmalardan bir tanesi, öğrenci yaşam ve kariyer birimimiz var. Süper. Mezunları da onun içine koyduk şimdi. Hı hı. Onlar mentörlük yapıyorlar çocuklara. Harika. Koçluk yapıyorlar. O yani üniversite içinde de mentörlük devam ediyor. Aday öğrenci için yaptığımız tabii başka da çalışmalar var. Hı hı. Burslarla onları destekliyoruz. Bahsetmiştim. Aynen. O anlamda bir fırsat eşitliği yaratmış oluyoruz. Harika. İşte sanat, spor, şiir, felsefe, farklı konularda kendisini entelektüel birikimini yükselteceği, ruhunu zenginleştireceği faaliyetler yapıyoruz. Peki hocam, buradan son olarak öğrencilere, ailelerine ne diyelim? Öğrencilerin bütün bunları seçerken zorluklar var önünde. En önemli bariyerlerden bir tanesi ailenin hayalleri ve beklentileri. Ailenin hayalleri ve beklentileri bazen çok zorlayıcı olabiliyor öğrenci için. Yani burada bir güzel bir şey okumuştum, onu okumak istiyorum size, bir yerden aldım. Buyurunuz. Gençler diyor ki ailelerin hayallerinin içini doldurmaya çalışırken heba alıyorlar. Doğru. Yahut da aileler karşılanmamış hayallerle baş başa kalıyorlar. İki taraf için de korkunç bir şey. Yani evet. Çok mutsuz bir şey. Dolayısıyla ne olur gençlerimizi, çocuklarımızı özgür bırakalım, kendileri seçsinler. Serbestliği tanıyalım meslek seçiminde. Bir en başta söyleyeceğim şey o. Hı hı. Yani beklentileri ve kendi hayallerimizle çocuklarımızı, öğrenci, gençleri proje biz haline getirmeyelim. Birinci söyleyeceğim. Bravo. Onun yanında bizim tabii öğrencilerin zorlu bir dönemden geçiyorlar. Üniversiteye gelmeleri, yani İstanbul Kültür Üniversitesi'ni düşünüyorsa gelmesi, web sitesinden incelemesi. Aday öğrenci için ayrı bir sayfa yaptık. Doğru Tercih diye ayrı bir uzun yıllarda çalıştığımız bir çalışmamız var. Hı hı. Uzun yıllarda bir projemiz var. O Doğru Tercih ile ilgili kişilerle konuşmaları. Evet. Ve mümkün olduğu kadar bilgi almaları. Bu biraz önce bahsettiğim iki yayın evinin kitaplarından yararlanmaları, tabii, okumaları. Yani ne kadar çok bilgi olursa karar vermek o kadar kolay olur diye düşünüyorum. Evet. Kapılarımız açık. Öğrencilerimizi bekliyoruz, aday öğrencilerimizi üniversitemize. Eğer geleceğe umutla bakan, değerleri olan, eğitimle var olan bir kurumda yer almak istiyorlarsa buyursunlar, çok bize mutlu olursunuz. Bize gelsinler diyorsunuz. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Tekrar görüştüğümüz için çok memnun oldum. Ben de. İyi ki geldiniz. Bugünün programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.